da devam ederim. Hikayesine bakalım neymiş. Her oynadığınızda benzersiz korkular yaratan, prosedürel bir yapıya sahip bir hayatta kalma korku oyunudur. Bir makine, Henrietta Kedward'ın hikayesini keşfetmeniz için sizi ilk elden canlı bir kabusa atarak bir rüya durumuna sokuyormuş. Buradan başlıyormuşuz. Twitch'te çok olumlu yorumlar almış. Steam fiyatı 32 lira ve Türkçe dil desteği var. Kardeş! Neden korkuyorsun? Melikciğim hoş geldin. Little Nightmares ya Little'ın ikinci oyunu beni üzdü ya. Sadece soruyorum. Hiçbir fikrim yok Melek. Sırada o vardı, ona başladık. Şimdi nerede bu? Nerede bu? Saatte korkmam ki. Benim oda karanlık şu an. Sen korkmazsın ama bana bir şeyler olabilir. Benim şu an oda şurada kapkaran. Sen şurada bir ışık var. Orada suratımı görüyorsunuz o kadar. Işığı kapatırsam ne olur? Böyle olur. Arka plan mındar olur. Arka planı şey yapabilirim. Yeşil açabilirim isterseniz. Ya da böyle ışık olacak. Güzel oyun. Hiçbir fikrim yok Feza'dan. Nasıl bir oyun bilmiyorum. Oluyor. Tesisler. Paranormal faaliyetler bölümü. Well done. Let's start. Communication ready? Abi neye başlıyoruz? Başım mı hareket ettireyim? Ha oluyormuş. Perfect. I'm going to guide you so you can understand everything. You're currently inside hypnos. Thanks to this machine, we can achieve the perfect connection between a patient and an evil object. Ben neden sudayım abi? Case 36 has to do with Henrietta Kedward. Apparently, she was the evil old woman of the town, and her data was buried very well. Project Nightmare's team found a mysterious doll with a strong malignant energy in a town that ceased to exist long ago. Remember, your mission is to find a way to clear out this energy. The dream will give you a connection with his past, so we can understand its history, what happened, and how to end the evil. Be very careful. The evil entity will find many ways to kill you. And as you go closer to it, it will become even more dangerous. All right, let's start phase one. Hangi yıldayız onu söylediniz. You're going to start feeling sleepy, so just let yourself go. Bana ne, bana ne, bırakmayacağım. Abi kızım bok yedim. Teknoloji ne kadar ilerlemiş onu şey yapıyorum ya. Abi Adem abi senin moduna abi deme rezil olduk hanımefendi demiş. Mod Esra'ya mı? Kime söyledin? Sene 1453 olabilir. Genç kolay gelsin yayınlar. Hani Elden Ring? Elden Ring Finito. Bitirdik. İnara'ya ha Ebru'ya. Kutsalınca vaka hakkında bildiğimiz her şey Henriette'deki karakteri etrafında toplanıyor. Söylentilere göre kasaba halkının ne pahası olursa olsun kaçındığı huysuz bir keşişmiş. Kadın keşişmiş. Ancak onun hakkında diğer bilgilerin çoğu sanki kasıtlı olarak gömülmüş gibi. Project Nightmares ekibi Kedwood ile bağlantılı görünen güçlü ve kötü huylu enerji yayan gizemli bir bebek buldu. Bebeği ekibimize teslim eden mağaza görevlisi onu güneyde terk edilmiş bir kasabada bulduğunu dile getirdi. Şimdi bebek vasıtasıyla ben geçmişe gittim. Şimdi bu ablamızın, keşiş olan ablamızın oraya gidecekmişim. Bakalım. Herhangi bir tuşa basınız. Wow, Basmıyorum. Görüntüde bir sıkıntı var everything mı? looks so real. You're already inside. Maintaining prolonged dialogue between us breaks the circle of communication. You'll be alone most of the time. But we will guide you as we obtain more information. Good luck.
Peki. Yan görev. Bu ne lan? Mumlar. Mumlar eski çağlardan beri insanların yolunu aydınlatmak için kullanılmıştır. Geçmiş çağların cadıları bir mum renginin ışığının yaydığı ruhsal enerjiyi değiştirdiğini keşfettiler. Sarı mum kötü varlıklara karşı korunmak için çok faydalı bir ışığa sahiptir. Kendinizi korumak için yanmayan bir mumu başka bir mum ile yakın. Ha, etraftaki mumları yakacağız. Korunmak için. Tamam. X kaç tane mum kaldığını görmek için. Tamam. Döndür. Alo, hoş geldin. Sen de adamsın. Eyvallah. Tamam, iyi gibi, bir sıkıntı yok gibi. Normalde kendi vücudumuzu göremiyoruz. Eoges, hoş geldin. Abi gittin. Allah'ın Suriyelileri. Döveydin. O benim işim değil. Bizim işim. Kaydettim. Aradı. Öyle fırlattı. Şöyle işe bak ya. Teyzemiz ellerden öyleyse. Şimdi ben teyzeye mi dedim onu da bilmiyorum. Sezer, hoş geldin. Bir dakika, ben teyze miyim? Aa, mum filan atıyor. Ali. Adam filan. Hazır bunu kılıç çıksın da. Hayır. Teyze değilim ya. Bir görevli gibi bir şeyim herhalde. Kıyafete baksana. Burada değişik değişik şeyler var. Bu çene ne abi? İnşallah böyle bir yaratık yoktur oyunda. Bir tane fotoğrafını çekeyim. Gözler, mözler, deri çıktı, çok şey. Bunu aa, dur, oradaki şeyi göremiyorsunuz. Şunu bir yukarı alayım. Bunu nereye alabilirim ben? Burası olabilir. Tekrar bir oyuna şeye bakacağım. Heh, tamam, gözüküyor. Burada mum ve kibrit herhalde sağ taraf. Elimdeki mum bitiyor. Süresi var bir de. Şişko adam oyunda. Oyunda bile şişkoyuz. Bu ne? Kendi karakterimi aldım, oyuna koydum çünkü. Ama bu biraz zayıflamış halim. O kadar şişko değil. Bu resim düştü. Yerde hamam böcekleri var. Bok var. Eylem alıyorum. Bu neymiş? Henrietta Kedward'ın günlüğü. İtiraf. Bunu okuyanlar için bu benim itirafım. Belki zamanla hayatıma ne olduğunu anlayabilmen için her şeyi açıklamaya çalışacağım. Ergenliğimden beri diğerlerinden farklı olduğumu hissettim. Bazı konuların sıradan insanlara yasak olduğunu keşfettim. Bu kadınlar için daha zordu. Büyücülükle ilgili bir kitap okuduktan sonra tarih yüzünden değil, bu insanların dünyanın gizemine yönelik bilgilerden dolayı okültizm konusunda meraklı ve kararsızdım. Ha bak, bu okültizm ne bilmiyorum. Hayatı ilerledikçe büyücülük tutkumda gelişmeye başladı. Basit bir madde karışımının bir hayatı nasıl değiştirebileceğine inanılmazdı. Otçuymuş bizim abla. Ve değiştirmişti de. Bir kütüphaneci olarak çalışarak hayatımın çoğunu kitaplara sadece hikayelerle değil, inanılması zor gerçekleri de kapsayan kitaplara ayırabildim. Neyi test ediyorsun şu an? Ya ne? Üşüyor mu? Oğlum ben yanıyorum ama. Yükselteyim. Ha, pervaneyi açıyoruz onu. Deniz, hoş geldin. İki al. Tamam, git yat şimdi. Tamam, kapattım ya. Kapanacak, kapanacak. Hayır, git git yat hadi.
O da ilk son olmuş zaten yani. Ya Yusuf da... Anne hayır. Ya gençler bir dakikanızı rica edeceğim. Geldim. Ya ışık da patladı. Evet, mum da cici. Annemle konuşuyordum ya. Elim belim yanacak şimdi. Anam kız. Abi efendim. Varır mısın abi? Teyzem surat almışsa benim el yandı yanacak ha. Ay gerildim. Mumum yok. Oğlum hala çok ya. Bu oyun bana neyi hatırlattı biliyor musun? The Dark Occult. Grafikler bayağı iyi. Aşırı iyi. Bayağı geçirdim. fuck? Ne olur lan? That's me. What's going on? What did they do to me? İyi de ben buraya nasıl geldim ki? Ben gelecekten gelmedim oğlum. Nasıl geldim buraya ya? Şey güzelmiş ama böyle duvara falan yaklaşıyor, 50 falan koyuyor. Lan akıtıp durma şunu ya.
It's an old mansion of some kind. Garip bir çerçevede eski bir konak. What an interesting object. Maybe if I turn these pieces. Süreli mi la bu? Aşağı. Aşağıdan. Tek gözlük. Lens tuhaf bir şekilde bozuluyor. Duvarda gizlenmiş mesajları görmek için belki bir şey. Tamam. Eski zamanlarda kullanılan bir optik bir alet. Kullanmak için bas. Tamam. Ritüel maskeler. He bu şekilde. İyi de benim önce şu muma bir çare bulmam lazım. Kardeşim atsana ya. Bu ne? Ha mum. Lan mum al mumu. Oyun biraz şöyle yavaş kalıyor ya. Bunu hızlandırabilir miyim? Bir dakika. Şöyle yapsam. Bu teyzeyi görebiliyor muyum? Teyzede hiçbir şey yok. Oğlum ne tutuyorsun? Yanıyor işte, tamam. Güzel. Al onu da al. Lan mumu dök aşağıya dur. Oldukça hasarlı seramik bir ördek. Ne yapayım yani? Acaba şey mi göreceğim şöyle? He öyle bakamıyorum peki. Bu ne? Yüksek dirençli bir büyüteç. E alsak ya bunu yanımıza. Ne oluyor oğlum? Ali'cim kalbini buraya çizmişler.
Ya oyunda motion blur ayar var mı ya? Tamam, kapattım ben onu. Oğlum ben o mumla bir gün daha hayatta kalırdım ya. Bu kadar mumu attı yere. Ne var? Seni Allah alsın seni. Kaan 100 bit göndermiş. Lan Kaan deli misin oğlum? Teşekkür ederim. Kesine bereket de. Oğlum dur dur. İyiyim canım benim. Bak aşağıda sound alert var, sticker var. Onları da kullanabilirsin. Dümdüz atma. Bu 25, 5 filan. Manyak herif. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim Kaan. Lan ne yapacağım bu kalpte ya? Abi tapayım mı sana? Ne istiyorsun? Sana mı vereyim? Al götür git. Önümüzde Roma rakamı çıktı abi, dikkat edin. Evet ettim. X 1 1 yani 3 falan yazıyordu da. Nerede kullanacağız? Nereye gideceğiz? Buranın arkası acaba bir kapı olabilir mi? Ya. Kaan çığlık mı at? Hayır Deniz. Yok öyle bir şey. Hasarlı bir not defteri. Arigato gozaimasu. Daha fazla mum taşıyamazsın. Değil de böyle bir şey olacak da ben mum taşıyamayacağım he. Yemin ediyorum çuvalla bağlar bir tarafa. Neo The White Prime'le abone olmuş. İkinci ayı. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Bu ne? It looks like a picture of a man. Yüzü silinmiş adam portresi. Resim çok asabilmiş. Aa yanıma aldı. Neo'cum burada mısın? Door's locked. Delikten bak. Bakalım. Eskanada kaldı birikim, burayı da keseriz. Ya çok teşekkür ederim ya. Bir dakika. Şey bende duruyor muydu? Ne hocam bir şey bakacağım hemen. Senin ikinci ayında değil mi?
Oradaki isim farklı mıydı? Hmm, burayı bulamadı. Önceki şeyde en eski abonelerin isimlerini indirmiştim de. Buraya kaydetmiştim. Aynı olmasa da. Ha, bulamadı listede ya. Muhtemelen o tam bıraktığım ay abone olmamışsın. Muhtemelen oradan göremedim. Ya çok teşekkür ederim. Ya biliyorum ben seni. Ketçim hoş geldin. Gel gel, kedi kavurması yapıyoruz. Ürkücü kapağı olan eski bir kitap. Henrietta'nın bu kitapları okuduğu kesin abi. Bak bu da şu an görüyorsun kedi kavurması. Senin kafana tıklarım. Ya çarşamba günü falan bitti zaten de son 2 günde dedim bu hafta yayın açmayayım, dinleneyim. Güzel oldu ya. Aa dur, mumu al, onu iyi dedin. Iron Demons hoş geldin. Evet, acayip tırsıyorum. Çok kapkaranlık ha, kapı varmış tam. Gene mum var, güzel. Kapat bak. Kapatma, aç aç. Kaan, teşekkür ederim canım benim. İkinci aymış. Kesin eve bereket. Mumu söndürelim abi. Kapanmıyor ki. Bir de mumu söndürürsek reis uçarak gelip ağzıma sıçıyor. Seha yanan mumu direkt yere attı. Evet, bir dünya şey vardı mum. Şu elinin altına geliyor direkt atıyor. Ya ben hatırlıyorum, yaylada böyle mum kullanıyorduk bol bol. Bu kadar mumla bir hafta gidiyorduk biz ya. Kapıyı açamıyorum. Açamaz tabii. Anahtarımız mı var? Kurtulmaz canım. Var var. Abla var, bir tane havada uçup gelip bizi yakalıyor. O almış da mı canayı? Aha, bir müzik aleti daha. Kesin burada çalacak. Yeni oyun mu bu? Evet. 35-36 dakika oldu başlayalı. Merhaba. Moşi Hello. cehennem mi? Ulan hello dedi be. Anan uyansın it. Tövbe estağfurullah. Ne böğürüyorsun? Anancı mı? Peki. Melek, telefonda böyle konuşurken bir anda birisi sana bir böğürse böyle ne yaparsın acaba? Can't open this door. Açamıyoruz da anahtarımız da yok ki. Dur, ölüp. Nereden geldin oğlum ses? Ananı... Tabii efendim. Tabii efendim. X Talking GS hoş geldin. Şimdi değil mi, bir kalp vardı. O kalbi bir daha bulalım.
Burada ben vardım. Aynen. Biz buraya. Tamam, görüşürüz Deniz'cim. Mum nasıl söner? Mum yan yan. Yan lan. Daha iki mum daha var. Abi senin olduğun yer su altındayım. Yok. Ya ben su altındaydım. Bir makineye bağlıydık. O Henriette diye bir ablamız varmış. Ölmüş. Bir tane ondan kalan çocuk vardı. Çocuk vasıtasıyla bizi geçmişe gönderdiler. Buraya geldim. Kendi bedenim geçmişte ne arıyor? Kafa iyice karıştı. Şifle koşunca mum sönüyor. Burası deminki yer. Kapı açılmış olamaz değil mi? Kapı açılmış. Bak, elimde bir dünya mum var. Birazdan çöpe atacak bunu. Bak hele bak. Ya Tekin, önüne elini falan koysun ya, sönmesin. Baksana, bu kadar mumu çöpe attı herif. Oğlum, oyunun başına nasıl geri geldim ben ya? Şu an tek derdim, bence benim şu an tek derdim mum. Bir tanesi sıçtım yani, koşamıyorum. İyice sesleri de unutmuşuz. What the fuck was that? Arigato gozaimasu. Sana da gozaimasu. Iron Demons, teşekkür ederim, abone olmuşsun. Kesene bereket. Prime'le. Burayı açamıyorduk. Burada anahtar yoktu. Bir tane kalp vardı. Kalbi bulmam gerekiyor. Kalbe gittim, yolu karıştırdım. Mum sönecek. Bir dakika. Neredeydi orası? Şimdi full böyle gideceğim. Böyle çok yavaş gidiyor. Şimdi buraya döndüm. O gözlük duvarda veya herhangi bir yerde görünmeyen bir şeyler varsa onları gösteriyormuş. Ya bura değil ya. Dur. Benim. Egoist, Allah seni. Tabii efendim. Fare attım şuraya, var fare gitti. Yımah gir kan içeceğim. Afiyet olsun. Bana da bir. Ben de acım. Mum sönme, mum sönme. Tamam, buradan mıydı? Ne yapayım? Dua mı edeyim duvara karşı?
Buraya elini koymuyor. Yumruk yok ki. Herhangi bir saldırı tuşu da yok. Bir dakika, ayarlar. Klavye. Heh. İleri geri yatay hareket, sol. E var. Envanter dedi de şu. Yok, E de olmuyor. Evet, şu an 3 adet fotoğraf topladık. O yan görev ya. Yani mumun bitince beni de en başa atacak. Bunu alamıyorum zaten. Bu ne işe yarıyor? Bunda da bir şey yazmıyor. Kıramıyorum da. Eğilebiliyor muyum? Eğilme var mı oyunda? Yok gibi. Bak şimdi. Bir dünya mumu yere atacak. Dayım ne yapıyorsun ya? Gitti. Bir mum daha gitti. Baktım baktım, hiçbir şey değişmiyor. Bir daha bakarım ama. Denk gelsin mi? Sen şu dayıya bak, boş ver teyzeyi. Şuna bak. Mum bitince oyunun başında bir mumumuz bitti. Sonra bir tane abla geldi böyle havadan uçarak. Dedi selamun aleyküm, hoş geldin dedi, beni yedi. Ne yazıyor ki burada? Bu arada akşam Deniz yayın açacak. Batuhan hoş geldin. Madison oynayacakmış. Keyifle izleyeceğim akşam. Egoes, eline koluna sağlık tekrardan. Sen gönderdin oyunu herhalde. Kara şişmiş. Ya benim chat'te engel yok ya. Deniz görmesin onu. Bu arada Deniz'in iş yerinde şeyi yasaklamışlar. Twitch'i, efendime söyleyeyim neydi onun adı? Discord, Discord erişemiyormuş. Çocuğu resim nerede ya? Ağzına tükürürüm seni. Bu oradaki resimleri bana atıyor. Bu ne oğlum? Ablam ne yapıyorsunuz? Ya hemen mum bit. Nere bit? Üf mü? Yok artık. Ona mı yükseldin? Aha mum.
Daha fazla bunu taşıyamaz. Tamam. Bu açılmıyor mu? Kocaman bir dolap gibi duruyorsun. Bu ne? 5 tane tabağa koymuşlar. Biraz elliye bakayım. Elle bakayım bunlar. Gene mi bu taraf? Ninem ne okuyorsun? Dayının fotoğrafı niye asmışlar ki buraya? Aha. Kelebek koleksiyonu. Something's blocking the door. İşte kapıyı engelliyor. Öbür taraftan teyze tutmuş kapıyı. İçeri girmemize izin vermiyor. Bu yanıyor mu? Yanmıyor. Adam elini öldürdüğü şeyin kıçına mı sokmuş? Ne oluyor oğlum burada? Hiç düzgün bir eve gelmedim. Tamam, kimse yok, bırak. Dolapları açamıyorum. Bu çok saçma yani. Bu işte kesin bir şey vardı. Gitti yine mum gitti. Kesin kadın beni öldürecek yine. Gerçi o uçan kadın mı onu da bilmiyorum ya. Şöyle bakalım burada bir şey var mı? Yani Roma rakamı çıkıyor. Kaç yazıyor ya? X, iki tane de çizgi var. Unutucuyum. Oyunda craft yok ya. Ya da varsa da ben bilmiyorum şu an. 11 ya da 12. 11 ya da 12 mi? 3 tane sayı vardı ama ya. Bir dakika. Bu ne? Alamıyorum peki. Oğlum ben çok yanlış eve geldim lan. Ne oluyor burada? Açamıyorum de bu kadının kitabını açamıyorum ki. Bulsam ne, bulmasam ne? Burası oyunun başladığı yer. Bir şeyleri gözden kaçırıyorum ama. Kendimi ablaya bir daha mı yedirtsem baştan?
Evet evet aynı yerde dolaşıyoruz. Teyze bu kitabı alacağım. Ağzının ortasına bir tane vuracağım. Bir de yer vuracak. İşi gücü yok. Sağdan soldan bir şeyler atıyor üstüme. Elimdeki mum bitiyor. Acaba oyundaki aynı nesneleri bulup öyle mi yapacağım? Çünkü bundan bir tane daha bir tane dolabın içerisinde vardı. Müzik çalan ufak bir oyuncaktan iki tane yerde vardı. Böyle bir bulmaca yapmış olabilirler mi acaba? Mesela bu müzik çalmaya başladı. Direkt ikincisinin yanına koşacağım falan. Büyüteci alamıyorum. Büyüteci kendime alamıyorum yani. Yanıma alabilsem keşke. Sadece döndürme var. Şöyle gizli bizi bir şey mi var acaba? Yok. Yüksek dirençli bir büyüte istiyor sadece. İzin vermiyor almama. Ha belki bu büyüteci oraya tutacağımdır ama şu an öyle bir şey yapmayacak. Ya yani yapacak gibi değilim. Elime almama izin vermiyor. Ne haber reis? Bu bebek sayesinde buraya geldim ben. Bir şey. Ne yapayım? Oraya harbi koşarak girmeyi denesene. Yok yok bu duvara elini sürmüyor. Diğer duvarlara sürüyor. Buraya sürmüyor. Gram korkucu gelmiyor bana. Çünkü daha bir şey yapamadık. Sadece buraya geldik. Şurayı bir çözebilsem. Burası başlangıca gidiyor. Şimdi solda velet var. Velet burada mıydı? Ya yapma ya. Velet gitmiş. İyi.
Çabuk 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 çabuk. Ben yine yolları karıştırdım ya. Fener yok mu? Var fener. Var da havada uçan bir ablamız var onda. Tamam. Burada. Ama teşekkür ederim. Seni şöyle oyunlara bir sokamıyoruz. Bir sokabilsek. Kızdı mı? Yok, kızmadım. Sen oyun zaten çok sakin ilerliyor. Anahtar yok, resim yok. Teyze orada oturuyor. Can't open this door. Mum sıçıyorum zaten. Evet, her tarafta mumum var. Kaç tane mum kaldı? Ah, sıfır mum. Bu da bitsin beni yiyecek. Burada bir şey yok. Acaba bu mankenlerin elleri falan mı oyun? Yok, hiçbir şey oynamıyor. Şöyle bakayım. Hyper, Mystic Mayhem gelmiş. Teşekkür ederim bizim için. Kesene bereket. Olup tam böyle kafayı çevirdim gördüm ya. Mystic, normal puanla gönderdin de bir tanesini iade edeyim puanlı olunca. Onu ben yazayım yayın bitince. Teşekkür ederim, kesene bereket. Hoş geldin. Aha! A woman. I wonder if this was Henrietta when she was younger. Sonunda ya. Bir metal kalp. Kalp olacak tabi. Al bunu. Arigato. There must be some way. Gozaimasu. Ateş hoş geldin. İkinci ay abone olmuşsun. İki sene bereket. Mum kalmadı. Yetişemezsem sıçtım. Hayır hayır hayır.
Tamam, burası. Koş koş koş. Koy 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 koy. Al abi, al 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 al. Kötülü varlıkları arındır. Ruhu uzatmak için bir avuç tuz at. Ne oldu ya? Böyle atalım. Tuz çemberi. Her ruhsal dua ritüelinde bir çember tuz serpilerek büyülü bir bariyer yaratılır. Supernatural dizisine hoş geldiniz. Bu insanları bariyeri geçemeyen kötü varlıkları korumaya hizmet eder. Bir ruhu uzatmak için bir avuç tuz atmanız yeterli. Çalışıyorum, hadi hadi. Sonra görüşürüz. Kolay gelsin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yok, hepsi mi kadın bunların? Ortadaki erkek gibiydi biraz. Tuzu nasıl atacağım? Teyze gitti bir tane sola doğru. Ne oluyor oğlum? Satayım. Ya ufacık bir ses yaptım, bir geldi. Bağırsam mı çıkardı? Tam yerinde reklam mı girdi? Vallahi o reklamları ben yapmıyorum. Divic yapıyor. Minimuma çektim reklamları. Oğlum şey falan kullandı işte. Hani var ya şeyler. Şeyleri engelliyor. Dar ne dala böbrek möbrek gitti. Yani işte ben söylemiyorum da siz anladınız onu ya. Benim yapacağım bir şey değil. Yeni bir şey gelmiş. Twitch artık bütün yayıncılarda zorunlu yani. Giriyorsun direkt reklam atıyor. Ya da yayının ortasındaki. Lan abla ya. Abla! Oğlum o neydi ya? Resmen yaratığı tuzladık.
Bir dakika, burası aynı yer mi? Şu silahı alacaksın işte. Neydi o? Flame, hoş geldin. Super Nation'da vardı böyle tuzlu pompalı. Çakıyordum böyle, paramparça ediyordu. Yapsaydın, koysaydın oyunu şuraya. Burası başka bir yer mi, aynı yer mi? Mumuna tüküreyim, mumun mu kaldı? Amu. Aney, pompalıyı getir. Çifte değil miydi la o? Şimdi bir dakika, bir şeyleri kaçırmayalım. Demin oyunun baştaki şeyi görmemişim. 2 saat onu aradık. Şimdi demek ki teyze bizim aradığımız teyze mi? Bura ne? Haa. Açamıyorum herhalde. Karakter konuşmadı da. Bir şey yok. Acaba oyun bana silah milah bir şey veriyor mu? Yoksa sadece kaçma üzerine mi oynuyoruz? İşte sonra bu çok okuyunca böyle kadın gibi psikopat oluyor millet. Alo, hoş geldin. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bu ne? Eski altın bir böcek. Belki Mısır'da falan kullanılan bir şey değil miydi bu? Geç. Geç, burada hiçbir şey yok. Kedi eti var. Allah kolaylık versin ya. Bizim ülkede zor biraz. Alamıyor muyum? Daha fazla mı güzel? Alo, moşi moşi. Yok mu? Tamam, buyur. Saç fırçası. Ölmüş oğlum bu. Bir bakalım burada bir şey var mı? Bunlar niye bu kadar bol mum vermiş burada? Burada da mum var. Şöyle dursun da alırız. Et boku yemiş olabiliriz. Şu an hiçbir fikrim yok. Door's locked. Door locked. Bir kapı daha açık olsun da gireyim içeriye.
Kötü bir şey olacak gibi hissettim abi ben. Ya baksana, perili bir ev, geçmişe gelmişiz, her taraf karanlık, mumla dolaşıyoruz. Yani ne olabilir ki, en fazla ölürük derken böyle bir kapıya denk gelmem. O kapıda ne var? Burada bir şey yok, burada bir şey yok. Burada gene mum var. Elimdeki mumu bir değiştirir misin? Aynen, değişti kardeşim. Şunu bir al. Alsana. Mumlar çok bir mesaj mı gönderiyor acaba? Ya yani olabilir. Bazen olur ya böyle oyunun belli bir yerine gireceğin zaman önceden böyle birazcık mermi verir falan. Something's blocking the door. Çık, kapıyı engelliyor. Ne engelliyor olabilir acaba? Dur düşünelim. Abla arkada mısın? Kapıyı açar mısın? Sürekli beni uğraştırıyorsunuz ya. Oyunu bir şekilde kırıp öbür tarafına geçsem ne olur acaba? Şalgırın o bilgi çok... Seni topuna sokarım töbe ya. Ee, buradan anahtar teline mum sok. Maalesef böyle şeyler yapamıyorum. VR oyunu olsaydı belki denerdim ya, böyle mum alıp deliğe sokayım falan. Abi kapıya gözlükle bakalım. Baktım baktım, hiçbir şey olmuyor, kapıya gözlükle bak. Buraya geldim mi? Burayı boş ver. I can't open this door. Şey diyor, evin içindeki dörde kayıp maskeyi bul diyor. Şu an kayıp fotoğrafları yerleştirmek için tapınağı bul. Tapınak var bir tane. Bulduk tapınağı da, yani daha doğrusu senin ağzını pıs. Kapı var ya, kapı. Muhtemelen onun arkasında. Kesin burası ya. Burayı da açamıyorum. Door's locked. Door locks. Nasıl bir eve geldim baksana şuna. Yola elle mola sende şunları. Şöyle hafifçe bir gözlükle giderek bakalım. Belki bir şey bulurum. Resimlerin toplandığı küçük bir tapınak. Aa, burası. Fotoğrafları tapınağa yerleştir. Tuz alalım. Alamıyoruz peki. 4 herhalde. 4 müydü? Bakayım. Yok, şu an 2, elimdekiyle 3 var. Henrietta Kedur'un günlüğü. Sonsuz döngü. Bu ikinci günlük. Ouroboros.
çok mutlu bir şekilde kabul etmesem de bir kadının bir yükümlülüğü, bir evlilik görevi vardır. Ancak ihracat işi olan varlıklı bir koca ile olan görücü usulü bir evlilik kendimizi gizli tutabildiğim sürece tutkumu adamak için bana zaman kazandırabildi. Zengin kocayı bulmuş teyzem. Onu bir katlamış, kendi işine bakıyor. Hector işine dalmış bir adamdı. Neredeyse her zaman seyahat eden bir dünya adamıydı. Ha bak, bu seyahatte kadın da evde ınısını. Aha gene tüm şeyleri okuyoruz. Okuyoruz tabii hikayeyi, ne yapalım? Ancak bu gizemi benzersiz bir şekilde araştırmama ve dünyanın en karanlık zamanlarında neyi cezalandırdığını ötesindeki gizemleri anlamama yardımcı oldu. Bulduğun kitabı okumuş, bulmuş, etmiş. Duvardaki fotoğraflara baksana. Bir dünya ayin mayin yapmış, sonra çarpılmış kalmış. Demek ki abla kesin odur. Ama tamamen yalnız değildim. Bir malikanenin hizmetkarlara ihtiyacı vardı. Anne ile böyle tanıştım. Bir gece onu kitaplarından birine bakarken buldum ve konuyla ilgi duyduğunu fark ettim. Umursamayacağından korktum. Bunun benim sonum olacağını düşündüm ama öyle olmadı. Zamanla harika dost ve müttefik olduk. Bir tane daha bulmuş kendinden. Yıllar geçti ve ben bilinmeyenin uzmanı oldum. Bir sonraki adıma hazırdım. Garip kütüphane bağlantılarım sayesinde ölülerin kitabını bulabildim. Ve neredeyse onu kullanmaya hazırdım. Oldu canım. Bir ölülerin kitabı eksikti. Well done. Good start. The machine is giving us the first clues we need. Our scientists picked up a great aura in a room with two windows. GG! Bunlar da beni şeyden ileriden şey yapıyor, izliyorlar. Abi senin oyun lisesindeki Skyrim niye yok ya? Orada oku. O en aşağıda. Ona sıra gelmesin diye en aşağıya koydum onu. O aşağıda bir yani şeyde değil. Var yani listede. Skyrim'i zamanında ucuza almıştım ben. Şu an Skyrim'in kendisi uçmuş. Niye abi, seversin onu. 1500 saatimiz var gibi. Ya var var, oynarız da. Şu AC serisini oynayasın vardı. Türkçe yamasını paylaşan bir yer yok. Yani bir tane vardı ücretli. Onlar da kapanıyor ayağına. 3 aydır yamaları paylaşmadılar. Ya makine çeviri yapacağım. Ya da nasıl olacak bilmiyorum. Sok anahtarı. Something's blocking the door. Kapıyı mı engelliyor? Kardeşim demin anahtar almadın mı ben? Tam buralık kapı anahtarıydı işte. Sok onu buraya. Var var, bende bir liste vardı ya. Spider-Man bundan sonra oynayacağım. Melek. Bu bitecek, ona geçeceğim. Skyrim'in bir tane listesini bir yere kaydetmiştim. 141 tane mi ne modla oynayacağım. Aç bakayım. Nasıl kapat? Tamam, bir şey demedim. Fıçı fıçı daha atalım. O attığımızın A olduğundan ben hala emin değilim. Bu ne lan? Hasarlı tahta bir maske. İyi de onun bunun göz tarafı gözükmüyor ki. Eğer Deadpool filmini izlediyseniz en sondaki Deadpool'un film bittikten sonra bir konuşma sahnesi var. Üstüne bilekten çıkamaz. Ne biliyoruz?
Bize belki sadece bilekten çıktığını gösteriyor melek. Belki başka yerlerinden de çıkıyor. Hani herkese sallıyor. Ya Deadpool şey ya, tam adamın. Onun oyunu vardı. Böyle bilgisayarda oynamıştım. Ne olur lan? Bilgisayarda oynamıştım böyle birazcık. Full bitiremedim tabii. Çünkü internet kafede dakikam bitiyordu. Aa Melek, ben bilmiyorum, ben o kadar oynayamadım ya maalesef. Demek ki odada mıydı? Orada tek bir pencere yok muydu ya? Olur olur eklerim, oynarız. Ya Melek, sana bir şey soracağım. Genel chat'e sormak istiyorum. Şimdi bak, şöyle bir şey var. Ben arayıp ayırttırmak istiyorum. Yani öyle bir niyetim var. Normalde almayacaktım bunu. Babamla konuştum biraz. Eğer alabilirsem şunu almayı düşünüyorum şu an. Şunu bir şey yapayım da. Ya tanıdık da var. Şey yapacağım. Neydi onun adı? Ayırttırmak istiyorum. Çıkmadan önce şu ara gibi düşün burayı. Şimdi normalde çok beyaz oldum bunun için, kusura bakmayın. Hatta şuraya siyah alalım. Yani şöyle daha kötü. Tamam. Şimdi normalde PlayStation'ın bizim ülkemizdeki fiyatını biliyorsunuz. 16 bin lira, 15 bin liradan satılıyor. Bu çıkmadan önce ben yakınımdaki vatanı arayıp bir ayırttırmak istiyorum. Şimdi PlayStation 5 var içerisinde. Horizon Zero Dawn'un ikinci oyunu var. Kulaklığı var. Kulaklığı 1200 lira. Ekstradan bir de kamerası var. Bu da 900 lira. Hepsi birlikte oyun, konsol, PlayStation hepsi 15.000. Yani alayım mı, almayayım mı? Arada kaldım. Evet, kara borsa olduğunu biliyorum da Melek, başka satan yok. Şu anki kameram değişecek ya. Şu an Logitech C922 var da ayın 12'si 13'ü gibi Elgato'nun face cam'i gelecek bir tane. İnşallah o 1080-60 FPS, onu kullanacağım. Adem, oyun fiyatlarını artı yayın yapacaksın. Melek, Umut bana paylaşımla hesap verdi. Onun PlayStation hesabında hayvan gibi oyun var. Öyle diyeyim yani. Porsuk, hoş geldin. Daha yükselme durumu var. Ben almayacağım. Daha düzgün oyun çıkamadı. Bunu alacağına PS4 Pro al. Aynı oyun. Capture card'a gerek yok ya Melek. PlayStation 5 olduğu zaman A kablosu üzerinden 1080-60 FPS bilgisayarında PlayStation şeyiyle aktarabiliyorsun. PlayStation 4'lerde olmuyor. 4 Pro'larda falan 720 aktarıyor. PlayStation 5'in varsa 1080-60 FPS görüntü aktarabiliyorsun. Yeni çıkan God of War böyle PC 4 çıkacak. Hocam yeni oyunlar geliyor, yeni nesil tercih. Bad Boy, sen de haklısın. PC arayüzüyle aktarıyorsun. Yok, ben burada oynadım, bir böyle oyun oluyor.
Anladım. Anladım beni. Ya şimdi ne diyorsun gençler? Almalı mıyım? Almamalı mıyım? Arada kaldım. Evet Melek, bilgisayardan veriyorum zaten. Ben daha önce PlayStation 4 geldi benim yanıma. Umut göndermişti. Umut daha üzerinden buraya açtım. OBS'e falan koyabiliyorsun ama 720 aktarıyordu. Melek, şey var, bir dakika. Bak şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Remote Play diye. Ağ üzerinden PlayStation bağlı ya, aynı modem üzerinden değil. PlayStation 4'ü ben daha önce bağladım buradan ekranıma. 720 aktarıyor ama. PlayStation 5 1080-60 aktarıyor. Abi bak, PlayStation'daki oyunlar için şu an vazgeç. Bizim Umut var, Umut. Umut hesabını paylaştı. Onda neredeyse 400'den fazla oyun var. Oyunları boş verin. Umut alırsa biz de oynarız. Hatta onunla ortak alırız, öyle oynarız. Oyunu boş verin. Şu an oyun şey değil. Yusuf hoş geldin. Aleykümselam kardeşim. İşte arada kaldım. Spider-Man oynayacağım. Evet, şu korku oyundan sonra oynayacağım. Yok, geçen hafta açmadım. Moradaydım. Devam. Bilmiyorum, arada kaldım ya. Evet, çok para. Ama ne yapacaksın? Biliyorsun ülkenin halini. 15 bine PlayStation'ın kendisini bulamıyorsun Türkiye'de. Melek, bir de ona baksana. Herifler yanında her şeyini veriyor bir de. Burası değil. Oyun derdi yokmuş diyorum. Herifler hala oyunla ilgili şey yapıyor. Aga senin sayende Margan kitaplarını bitirdim. Bir teşekkür ederim yani. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin. Umarım yardımcı olmuşumdur. Burada tek pencere yok muydu ya? Bir tane pencere var. Başka pencere yok. Görevde ne diyordu? İki pencereli odada sembolü ara diyordu. Yani burada değil. Ya Yusuf, Black Desert izleyicileri var eski. Onlar çıkıyordur. Çıkabilirler. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Dönmeyecek misin ben? Bu odayı boş ver lan, ben yine buraya geldim ya. Çete bakacağım dedik, oyunu oynayamadım. Emirhan, çete sadece BDO yazıp enterlarsan görebilirsin. Ne var hata? Çık yukarı, patla şimdi. Bum! Ne oluyor lan? Lan böyle bir şey mi var? Patlıyor zannettim.
İşaret çıktı bir de. Şu odayı bulmam lazım. Yok, burası resim olan yer. İki pencereli oda. İki pencereli oda. Burası var, teyzenin odası. Ama buraya giremiyorum. Bir bakayım. Ya teyzen ne oldu tarafta mı ya? Abi en sevdiğin kitap hangisi? Alfabe. Dedim kendine ne yaptın ya? Bir VS'miz var. Sağda solda 4 tane girilecek yer var. 4'e bölmüşler burayı ya. Bir tane de karşıda var o zaman. Ben demin sağdan geliyordum. Görevi oradan aldım. Şimdi buraya gidelim. Burada yoksa karşıya bakacağız. Bura benim geldiğim yer mi ya? Aynen ya, bura benim önceki geldiğim yer. Tamam, gözü al. Abi teyze tuz duvarına vururken arkasına bir duvar daha açıp sıkıştırma yok. Ya keşke tuzu attığın zaman kendim böyle duvar olursa. İçinin arasına sıkışırsak ne güzel olur ha. Böyle tuzdan elimi sokar sokar tokatlarım teyzeyi. Karayip korsanlarında bu korsan kurallarını koyan dayının adı neydi? Kocaman bir kitap açıyor bakıyordu. Büyük annen nasıl diyordu böyle, şurasını asmış büyük annesini. Onun burada ne işi varsa. Baltayı alamıyorum herhalde. Peki. Gidemiyoruz da şöyle baksak. Yok, bu da olmuyor. Bunu da alamıyorum. Ben bu odaya niye geldim o zaman?
mumuna tüküreyim. Bu arada Elden Ring oynarken kimse BDO demiyordu, hatta bırakıyorum. Ya yok EU'da biraz oynamaya başladım, o yüzden farklı yayında söyledi birisi arkadaş. Ondan gelip soruyorlar tekrar başladım mı diye. Alicim, ben de dedim ki bu oyun bittikten sonra sırada o var. Oynayacağımız oyunları ünlü bir liste yazarak görebilirsiniz. Çok kolay bir şey. Chat'e ünlü bir liste yazıyorsun. Bot diyor ki al kardeşim. Bak diyor, biz bunları oynayacağız. Maşallah bu anahtar değer yer açıyor he. Aha, iki pencereli oda. Şuralara bir bakalım önce. Cici! Sana da cici. Yemeği yapıyorsunuz, yemiyorsunuz, sonra böyle mındar oluyor. Tavuk olacak da benim önümde kalacak. Sıyırırım yemin ediyorum. Ölçtüm. İşte uzun gibi. Ünlem geçmiş yaz. Ali, orada oynadığımız oyunlar var. Hani o kadar bittiyse onlar da biter ya. An old part system. Maybe I can put it together. İyi, güzel dedin de. Ay. Süreli bir de bu ya. Tamam, şimdilik. Bir boş şimdi, tekrar başlayalım. Şimdi bu yukarıya gelecek, tamam. Şunun aşağı gelmesi lazım. Bulmacadan nefret ediyorum ya. İşkence gibi geliyor bana. Şimdi iki buraya, iki buraya mı olacak? Ağacı 3 Liberation HD niye yok? Türkçe yaması yok Şalboy'un onun. Yani 3'ün kendisinin var diye biliyorum. Bulamazsam ayarlarız ya. Ya bir şekilde yapacağım. Makine çeviri falan o seriyi oynayacağım ya. Şimdi bu en tepeye, tamam. Buranın soluna
Bayağı kulağımı tırmalayacak bu ses. Bu onunla yer değiştirmesi lazım. Bu yukarı gelecek, şu ortaya gel. Yok, pardon, şöyle. Ya az bir şey kaldı. Şurayı bir çöz. Olsa anlatacağım da grup karıştırmadan çözemem. Dur bulacağım dur. Ya şu şuraya gelse olacak. Hepsini beraber karıştırıp yukarıya çekmem gerekiyor. Hmm.
En iyi korku oyunlarından bir listenin en altında adım. Ona torpil. Adı ne? Masanın üzerindeki mum var. Hadi bulmanı istiyoruz, mum al diyorsun. Mum ne alaka? The Evil Within. He, onun Türkçe yazmasıyla ilgili bir sıkıntı vardı herhalde ya. Bir dakika, ben oyunu oynamadım mı ya? Hatırlayamadım bak. Sekiro yeniden mi listede? Yo, Sekiro'yu bitirdim. Sekiro bitti ya. Sekiro nasıl tekrardan listede? Olmaması lazım. Seems incomplete. Maybe if I find the other parts, I can find out what all this means. We're detecting a strong energy in the center of the salt circle. Çözdük mü? Nasıl yaptım edebiliyorum? Be careful. Peki, teşekkürler. Resmi kısmını ara. Peki. The Evil Within niye bu kadar tanıdık geliyor ya? Sen şimdi öyle deyince... Bir dakika... Ben bu oyunu oynamadım mı ya? Yok, oynamadım. Varmış. Spider-Man'den sonraya alırım ya. Gömeriz. Böyle uzun oyunların arasında bir korku oyunu güzel oluyor. Şimdi o resimleri burada mı arayacağım? Diyeceğim. Buralarda falan değildir muhtemelen. Bu tuzlu kapıdan geçip öbür tarafa bakmam lazım. Selam bebiş, ne yapıyorsun? Ben hala buradayım, sağlam. Dur, oyunun başı. Mumum vardı. Ne demek mumun yok?
Mum vardır. Mum. Anarı. Abla seni tuzlarım bak. Abi yardım olursa yardım edeyim mi? Yok hadi teşekkür ederim. Yatacak yerin yok. Söylemiş miydim daha önce? Ve mumum da yok. Ben korktum da bağıramadım. Böyle içime. Ya mum yok, öldüm ya. Delal olmasaydık da işte idare... Delal yok o kadar ya. Bir şey yazsana, test yapsana. Mesela test, sen şey yaz oraya, bir yaz, ben senin mesajını okuyana kadar say. Deneme. Biraz geç gördüm kafayı çevirirken. 4 saniye. This can't be happening. Alt tuzdan. Üçe dört. Doğru düzgün atsana şu resimleri ya. Koluma bacağıma geldi ya. Aynen mumlar burada bir yerdeydi. Burada bayağı bir mum vardı. Onları bir topluyorum. Şimdi mumların hepsini toplamıştır kesin.
Ben neden hiç mum bulamıyorum? Bir dünya mum vardı bu tarafta. Ah bu taraf. Of. Oh. Daha fazla mum taşıyamaz mısın? Şimdi son resim parçası teyzenin yanında mı acaba? Kardeşim gitti, şunu açayım biraz, yandım ya. Adam. 2, 3, 4, 5. Onu al abi. Teyzenin suratını tuzlarız orada. Oyunun grafik ve atmosferi bayağı hoş. Hikaye anlatımı bulmacalara göre ilerliyor. Güzel. Ama şu deminki havada uçup gelip öldüren şey, o biraz saçma olmuş. Yani mesela mumla duruyorum. Neydi? The Dark Occult herhalde, oynadığımız korku oyunu vardı. Orada teyze bir anda gelip böyle hop öldürüyordu. Bu bildiğin ben geliyorum diyor ya. Ananı. Alo. Hello. Wake up. Hamdi Bey arıyor. Portuk Bey, sen nerelerdesin oğlum? Emma. Ha Portuk, bir şey diyecektim ben sana ya. Bak sen bu bilgisayar işlerini anlıyor musun? Yayından sonra bir konuşsak. Müsaitsen tabi. Ha, Discord'da bana bir yazsana. Yayın bitince ben sana bir yazayım. Unutmayayım da, unutuyorum ben. Şimdi son fotoğrafta teyzenin orada herhalde. Şimdi benim aklıma bir şey takıldı. Dark Souls'larda kapıyı, efendime söyleyeyim, kutuyu falan açtığın zaman moblar sana vuramıyor. Şimdi teyzenin tam yanına gelirken benim mumum bitse. Mum değiştiriyor ya, sinematiğe giriyor. Süper armor'a girip hasar yememezlik olur mu? Oo Tilda, hoş geldin. Hayırlı geceler. Mumum bitti. Var. Tilda nasılsın? İyi misin? Sağ ciğerini. Kokoreç yapacak. Böbreğe gördü. Aldı götürdü.
Şimdi parçaların yerlerini bu şekilde görüyoruz. Vallahi iyiyim ya. Bu şu bir hafta 10 numara oldu benim için. Ne var? Deniz hoş geldin. Tamam. Kartlar'cığım başken aleykümselam, nasılsın? Teşekkür ederiz. Teyze bugün bizi yalayacak, yutacak. Kaçtım. Abi bulmacayı çözdüğün yerde mi vardı? Yok yok, buldum. Değerim. Ananı! Ona sana laf etme, ederim. Şimdi o odayı nereden bulacağız? Tuzu alabilir miyim? Ha, tuz değilmiş o ya. Burası değildi ya. Diğer tarafta o zaman. Buraya yanlış geldik. Şunu alıp onu dur kapatma şunu alayım onu. Daha fazla mum taşıyamazsın. Ulan zaten mumun yarısını çöpe atıyorsun. Bir de diyor ki daha fazla taşıyamazsın. Bura açılmıyor, tamam. Teyzenin oradan tekrar geçeceğim o zaman. Bu ne lan? Kafanın burada ne işi var gene? Selamünaleyküm. Evet, Denizciğim. Her gün seni mi arıyorlar? E oğlum, adamları ara de ki, ya beni bu kadar çok seviyorsanız bana bir iş teklifi sunun. Geleyim oraya, gideyim de. Ama böyle maaşı dolgun olsun.
Şimdi ablam burada bir yerde. Abla. Teyze. Çok yakın gibi hissediyorum. Ucu ucu ucu. Umarım beni yer mi? Yesin. Oğlum ne ara 2 saat oldu? Evet arkadaşlar. Bizim Henrietta ablamızın 1. bölümün sonuna geldi. 2 saat olmuş 1. bölüm. Şöyle bir işaret.